iki tane deyiş söyleyen ve muhabbetlerin içinden gelen dostumuz olunca iş ister istemez insanın içinden konuşacakları böyle tasavvufa doğru biraz batıniliğe doğru ister istemez kayıyor hocam. Tabii o zaman genç abdalın ünlü deyişlerinden birisi hemen aklıma geldi. Muhabbete ilişkin diyor ki muhabbettir ey ya da der rumuzu sırrı ve çullah, muhabbetle Küşadoğlu kitabı küntü kenzullah. Murada ehli uşakın muhabbetten murad almak, muhabbetle tavaf eder hakikat beytin Allah. En son dörtlüğünde de muhabbetle gamı maksuduna nail dürür genci, muhabbettir dildeki virdin bihamdülillah. Diyor ki ey kardeşim Tanrı'nın yani Hakk'ın, evet, Allah'ın cemali yüzü muhabbetle perdelendi. Yine onun cemali muhabbetle açıldı, görüldü. Aşk ehlinin gayesi ve maksadı muhabbetle muradına ermektir. Hak muhabbetle kendi hanesi olan insan gönlünü tavaf eyledi. Nacizane genç abdal olarak ben muhabbetle bütün maksadıma erdim ve dilimdeki virdim yani zikrim ve duam hep muhabbet oldu. Muhabbet bir bela şeydir, giriftar olmayan bilmezdir. Yine ulu ozanlarımızdan. Yani muhabbetin eline yakanızı vereceksiniz ki, evet, o sizi her dağdan aşırır, her deryadan çıkarır ve dibine daldırır. Muhabbet kelime anlamıyla da sevgi. Yüzyılımızın ozanlarından Hüdayi Baba der, Hüdayi Hüdamız var, pir elinden bademiz var. Muhabbetten gıdamız var. Ölüm ölür, biz ölmeyiz. Sevgiyle kendini donatan insanlar ölümsüzdür. İşte o sevgiyi üretmek ve paylaşmak gerekiyor. Her tarafa saçmak gerekiyor ki dalga dalga her tarafı etkilesin. Yolumuzu böyle bulalım. Elbet, elbet. Evet sevgili Barış TV izleyenlere, muhabbetimiz başlıyor. Muhabbetin bir tarafında sizler varsınız. Telefonlarınız aracılığıyla, mesajlarınız aracılığıyla sizleri de muhabbete dahil etmek istiyoruz. Dahil olmanız bizi son derece mutlu edecektir. Aşk ile diyoruz. Ve muhabbetimiz başlıyor. Nilüfer'den bir türküyle başlayalım. Bir türküyle başlayalım muhabbete. Hemen. Albümden bahsetmiştik hazır. Evet. Oradan yani okuduğumuz eserlerden. Albümde yer alan, evet, yer eserlerden bir tanesiyle bir başlıyoruz. Evet, onunla başlayayım. Ben biraz saklarsın diye düşünüyordum ama hızlı başladın. Yok, saklamıyorum daha. Peki. Çok. Peki. Eğer Adem ise özünü yokla, ilip kur insanda Cenab-ı Hak'la, ilip kur insanda Cenab-ı Hak'la. Birini araştı, binden içeri Ali Ali, binden içeri binini araştır, birden içeri, birden içeri. İmam perdesini teline dokun, sen seni seversen Hak sana yakın, sen seni seversen Hak sana yakın. Vicdan kapısını kapatma sakın Ali Ali, kapatma sakın. Canına sahip ol,
Mevlam bir can vermiş sana emanet. Sakın emanete etme ihanet. Sakın emanete etme ihanet. Ancak senden sana yetişir medet Ali Ali. Yetişir medet. Merhamet gizlidir ondan içeri. Ondan içeri. Ondan içeri dost. Eyvallah. Dillerine sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bunu yeni çıkacak albümde evet. Artık dinleyeceğiz. Evet, yeni bir eser bu. Bir evet. Beste aslında. Hı-hı. Ama sözleri ve müziği çok dikkatimi çekmişti benim. Antepli bir arkadaşımız, bir bayan arkadaşımız yapmıştı. O yüzden daha çok dikkatimi çekti. O yüzden yer vermek istedim albümde. Oldukça güzel, çok isabetli olmuş. Bence de güzel oldu galiba. Evet, Divani Baba, istersen önce bir şeyler söyleyelim, sonra ardından devam edelim. Ne söyleyelim mesela? Bakalım ne gelecek. Evet. Dervişe yol sorulmaz derler. Evet. Biz de Hakisar adlı albümden canlı bir eser okuyalım. Söz ve müziğin acizane bana ait olan Bilinmez Oldu. Yazık kine, yazık dostlar geçip giden zamana. Karanlıktan aydınlığa bir yol alınmaz oldu. Madem her şey insan için, her şey insandan yana. Hani hak, hukuk, adalet nerede bulunmaz oldu? Madem her şey insan için, her şey insandan yana. Hani hak, hukuk, adalet nerede bulunmaz oldu? Ezen ezilen sınıflar karışmış birbirine. Riyakar olanlar geçmiş aklı selim yerine. Önün sonun görmeyenler gider körü körüne. İrfan olmayınca karar kılınmaz oldu. Önün sonun görmeyenler gider körü körüne. Ehli irfan olmayınca karar kılınmaz oldu. Thank you.
asalet kişide yoksa soydan boydan ne gelir? Arifler gerçek erenler bunu hep böyle bilir. Dir dertli divani canlı cansız tüm kainat bir. Varlık aleminde varız neden bilinmez oldu? Dertli divani canlı cansız tüm kainat bir. Varlık aleminde varız neden bilinmez oldu? Eyvallah. Bu senin besten, yeni yaptığın bir eser anladığım kadarıyla. Evet, yani yaşamış olduğumuz süreci de dile getirmeye çalıştım. Çelişkilerini de dile getiriyorsun. Hak, hukuk, adaletin olmadığını, evet. Kuru kuruya soyla sopla övünmenin anlamsız ve gereksiz olduğunu, asalet kişinin kendisinden başladığını, ezen ve ezilen sınıfların birbirine karıştığını, kimsenin olması gereken yerde olmadığını, evet. Sağlık tercihler yapamadığını, gıda paketlerine, çeyrek altınlara oyların verildiği, ezildiği halde ezenlere destek veren bir halkın olduğunu bu eserde karınca karınca dile getirmeye çalıştım. Daha önceki albümlerde de yine toplumsal konulara, toplumdaki çelişkilere, yaşanılan haksızlıklara hep bir vurgu var. Şimdi dertli divani denilince akla edep, erkan, yol, alevilik, cemler geliyor. İster istemez otomatikmen bunlar geliyor. Ama dertli divani aynı zamanda yaşadığı toplumdaki yaşanılan haksızlıkların, yaşanılan şeylerin de dile getiricisi konumunda. Sadece bu yönüyle kalmıyor. Şimdi zaten ozan olmanın bir takım sorumlulukları var. Ben hiçbir zaman için kendimi aşık, ozan, baba, dede diye lanse etmem. Etmediğim gibi asla da son nefesime kadar da böyle bir yanlışın içerisine girmeyeceğimi düşünüyorum. O konuda inancım tamdır. Ama sonuçta bu geleneğin içerisindeyiz. Evet. İnsanlar bize bu gözle bakıyorsa o zaman bu geleneğe de layık olmamız gerekiyor. Ozan deyince tabii hemen her şiir yazan, kafiyelerini birbirine uyarlayan, bağlama çalan, herkes ozan değil. Herkes kendine diyebilir ama evet. Ben bunu diyemiyorum. Zaten aşıklık, ozanlık geleneğinde şöyle bir sorumluluk vardır. Bunu bu kültüre, bu geleneğe ait olduğunu düşünen ya da kendini o şekilde gören herkesin de buna dikkat etmesini canı gönülden arzu ediyorum. Aşık ozan yüzyıllar önceyi doğru analiz eden, kendi çağını özümseyip içselleştiren, gelecek yüzyıllara ölümsüz eserler bırakabilen kişidir. Sadece bu eserleri üreten kişi değil, aynı evet. zamanda ürettiklerini yaşamıyla bütünleştiren, biraz onun halk adamı, biraz bilge, biraz kamil, evet. Biraz da ariftir. Yani ozan deyince böyle bir çerçeve evet. içerisinde kişiliğinin bütünleşmiş olması gerekiyor. Üç tane şiir yazmakla olmuyor bu iş yani. Yani. Sadece şiir yazmakla da olmuyor. Bunu anlamak, dediğin tarifin içine girmek için bir defa toplumun içinde olmak lazım. Toplumla birlikte bunları yaşamak lazım. Sadece yaşamak değil, bunların da üstüne çıkarak bir düşünce adamı olmak gerekiyor. İşte ölüm ölür biz ölmeyiz dedi evet. ya Hüdayi. Yani şimdi işte Pir Sultan Abdal'ın, Yunus Emre'nin, Kaygısız Abdal'ın, Seyit Nesimi'nin yüzyıllar geçmiş üzerinden. Evet. Hala bizimle beraber yaşıyor. Canlılığını sanki koruyor. Evet. Onların söyledikleri bugün söylenmiş gibi geçerli. Evet. Ve bu ölümsüz eserler bizi aydınlatmaya yetiyor ve geleceğimizi de ona göre kurgulayabiliyoruz. Evet. Bu albümde Seyit Nesimi'den,
Fuzuli'den, Yunus Emre'den, Aşık Veli'den, Sadık Baba'dan, Geredeli Aşık Dertli'den, Daimi Baba'dan ve ustam ve atam olan Büryani'den eserler okudum. Onların kısa özgeçmişlerini, eserlerdeki sözcük anlamlarını 28 sayfadan oluşan içinde bir kitapçığın içerisinde hepsini yazmaya çalıştım. İnsanlar sadece dinlemekle kalmasın. Evet. Dinlediği eserin ne anlama geldiğini de. Dinlenecek bir albüm değil, aynı zamanda düşünülecek bir albüm. Üzerinde düşünülmesi. Karınca kararınca öyle evet. Yapmaya çalıştım. Evet. Evet. Sevgili dostlar, Dertli Divani'nin yeni çıkan Hakisar albümü. Herkesin arşivinde olması gereken bir albüm. Ciddi emekler var. Bu bir yol albümü. Bu bir toplumsal albüm. Bu bizim tarihimizin, bizim geçmişimizin albümü. Bunu sadece Dertli Divani'nin de bahsettiği gibi sadece alıp müzik olarak dinlemek değil, üzerinde düşünmek, çocuklarımızda üzerinde düşünmesi gereken şeyler bırakacağımız bir arşiv. Onun için son derece önemli, son derece kıymetli bir albüm çalışması olmuş. Evet Nilüfer, ilk defa daha önce olmuştu mudur bilmiyorum ama albüm çıkmadan albümün tanıtımını yapmak nasıl geliyor sana? Daha önce oldu aslında. Öyle ben mi? Yapıyorum bunu. Peki biraz kısaca yani albümü bahsedelim. Beklemiyorum. Albüm çıkmadan evet. Ben o heyecanıma yenik düşüyorum. Evet. Her yerde bahsediyorum. Öyle mi? Böyle öyle, tez öyle. Canlı mısın? Tez canlıyım. Gerçekten tez canlıyım. Sabırsızlanıyorum o türküleri duyurmak için. Çünkü çok özenle seçiyoruz. Çok zor albüm hazırlamak, repertuar evet. Hazırlamak çok zor. Evet. Sağ olsun ustalarımız var. Evet. Onlar bize yol gösteriyorlar. Evet. Ben her daim sıkıştığım zaman, başım daraldığı zaman Divani Baba'ya koşarım. Çok mutluyum onu tanımaktan, onunla birlikte yol almaktan, bu yolun içinde olmaktan gerçekten. Bir sinerji veriyor değil mi? Bir tabii rahatlık veriyor etrafına. Ben o rahatlığı tanıştığımız ilk günden beri yaşıyorum ve evet. Onun rahatlığını da kendi içimde çok yaşıyorum. Başım sıkışsa hemen Divani Baba'ya telefon açıyorum. Diyorum ki burada bir zordayım, evet. İşin içinden çıkamıyorum. Binlerce kez teşekkür ediyorum gıyabında da yanında da. Yani her zaman o da bize elinden geldiğince destek sunuyor, yardımcı oluyor. Ben evet. Ve benim gibi bir sürü arkadaşım. Herkese destek sunuyor. Biz albüm evet. Çalışması yaparken Divani Baba'yı aramıştık, bir istekte bulunmuştuk. Hiç kırmadan, hiç hayır demeden hakikaten ya Hızır gibi her yere yetişiyor. Böyle bir benzetirler ya yani, böyle bir tabii ki. Kültürle ilgili yapılan çalışmalara destek evet. Vermek en başta gelen görevlerimizden biri. Biliyorsam. Evet. Katkı yapabilecek pozisyondaysam niye bunu esirgeyelim ki? Yani bildiklerimizin evet. Kendimize kalması sadece bir hamallıktır. Yani önemli olan bu yükü paylaştırmak ve her yerde o eserlerin dillendirilmesi, değişik kanallardan da halka ulaşması son evet. Derece önemlidir. Yani bizim evet. Derdimiz şurada ben olayım, başka kimse olmasın diye olmamalı. Yani evet. Bütün halk müziğine gönül veren insanların en az benim yapmaya çalıştığımı yapması gerekir ki çok insanlarımız yapıyorlar. Bu albümde sağ olsun mesela hem bağlamasıyla hem her türlü katkılarıyla, düzenlemeleriyle Erdal Erzincan dostumuz başından sonuna kadar hep albümün içerisindeydi. Zaten bağlamaları evet. Her şeyi kendisi çaldı. Ciddi anlam demek var. Bu ikimizin albümü dersem daha da doğru olur diye evet. Düşünüyorum. Ve uzun 8 aylık bir çalışmanın sonrasında çıktı. Birçok arkadaşların kalan çıktı. Tabii, kalan müzikten piyasaya çıktı. Sonuçta biz de tek başımıza bir şeyi ifade etmeyiz. Bir gönül ekip çalışması. Gönül içerisinde olan evet. Dostlarımız, arkadaşlarımızla ben bir kelime için Ankara'dan özel geldim. Tekrar Geredeli Aşık Dertli'nin deyişinde Bela ile Bela arasında ikilemde kaldım en sonunda. Onun Beyla yani la değil evet anlamında diye geldim. Stüdyoda tekrar onu okudum, düzelttim. Öyle tekrar döndüm. Yani yapacağınız şeyi dört elle sarılıp ve en doğrusunu yapmanız lazım. Yine de eksikliklerimiz var. Gözden kaçan ufak tefek kelime hataları var. Onlar da daha sonraki baskılarda düzeltilecek. Evet. Bu konuda da çok titiz olduğunu biliyorsun. Peki Nilüfer, bir eser daha dinleyelim senden. Dinleyelim. Yine albümde okuduğumuz uzun havalardan birini seslendireyim ben. Bir Arguvan uzun hava, eğim eğim olmuş gülün dalları. Bugün albümün altını üstüne getireceğiz. Tamam olur.
Önüne bağlamış öldüğü öldüğü sunam öldüğü öldüğü aman aman. Çok uğraştım edemedim gönlünü gönlünü sunam gönlünü gönlünü aman. Benden başkasında gönlüm var dersen, var dersen sunam var dersen oyor, oyor. Kadir Mevlam eğri boya boynunu, boynunu sunam boynunu, boynunu aman. Kadir Mevlam eğri koya boynunu, boynunu
sunam boynunu boynunu ama böyle. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Öyle tam Arguan olmuş. Olmuş mu? Evet. Peki direkt Divani Baba'ya geçelim. Sazını hazırlarken ben bir iki mesaj okuyayım isterseniz. Öncelikle iyi akşamlar Divani Baba'ya, Feyzullah abime ve de Nilüfer Hanım'a, tüm canlara selam olsun. Urfa Kısas'tan Hamza Aykut. Selam Ali Hırt Zebo, anlama güzel bir deyiş istiyorum demiş. İzmir'den Emine ve Hikmet Güvercin, muhabbetinize aşkı niyazlarımı sunarım demiş. Dertli Baba Tokat Zile Kuzağlan Köyü'nden sana selam olsun demiş Ali Rıza Toyran. Ben İzmir'den Kemal, eşi güzel, tüm canlara Dertli Divani'den Hak bizi mahrum eyleme deyişini istemişler. Ali Rıza Erdoğan, iyi akşamlar. Ben Kilik Köyü'nden Gürsel Türk Doğan. Programınız hayırlı uğurlu olsun. Türkülerimiz hiç eksik olmasın. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Ali Rıza Bey. Ben Sivas Kangal, Kilik Köyü'nden Hasan Demir. Programınızda başarılar dilerim sizden. Bugün Dost Yaralanmış türküsünü tüm Kilikler için istiyorum demiş. İyi akşamlar diliyoruz. Peki o halde kısa bir aradan sonra... Canım
Mustafa dedi, Mustafa dedi. Eyvallah. Gayet güzel. Şimdi Büryani Baba'dan bu yana bu iş devam ediyor. İlk feyz aldığın Büryani Baba, baban aynı zamanda. Ve daha sonra hem Dertli ismini hem Divani ismini iki ayrı kişi veriyor. Şimdi o isimler çok önemli bence. Çünkü şöyle bir şey var. İsimlerimizi takan kişilerle ve isimlerimizin anlamlarıyla hayatımızda bir bütünlük oluşuyor. Yani biz istersek de istemesek de o isimlerin yaşamımıza yerleştirdiği bizi sanki bir böyle yola doğru, bir yerlere doğru çekip götürüyor. O kişilerle ilişkine baktığında, bu ismin nasıl algıladığına baktığında ne diyeceksin? En başta da söyledik ya, bizi şekillendiren aslında yetiştiğimiz ortamlardır. O muhabbet ortamlarındaki havayı teneffüs edince size birçok artı değerler kattığı bir gerçek. Hı hı. Yüzyıllar öncesinde yaşayan Kaygısız Abdal gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Seyit Nesimi, Virani, Yemini, Hatay, Kul Himmet, Sıtkı, Sadık, bunların hepsi muhabbet ortamlarında yetişmiş ve evet, kemale ermiş, olgunlaşmışlar. Şimdi o muhabbet ortamlarını yaşayamıyoruz toplum olarak. Hı hı. Ama en azından deryadan bir damla misali, o muhabbetleri bizler de Mektep İrfan Muhabbeti adı altında hem Avrupa'da hem Türkiye'de birkaç noktada yapmaya çalıştık. Tabii önce ustam ve atam Büryani Baba'nın ürünüyüm. Gözümü açtım, babamın elinde bir cura gördüm o muhabbet ortamlarında. Çünkü kendisi hem cemler yürüten hem aynı zamanda zakirlik yapan bir özelliği vardı. Artı dört kapı kırk makam insanı kamil kavramlarıyla ilgili tarihten, felsefeden o kadar çok geniş bir bilgisi vardı ki, ben çok daha sonraları Konfüçyüs'ü okudum mesela. Oysa babamın kitaplığında daha sonra ben gördüm. Konfüçyüs'ün öz deyişlerinden mesela defterlerine, yıllık tuttuğu not defterlerine böyle notlar düşmüş. Böyle. Daha sonra tabii çok erken muhabbet, yaşlarda bu muhabbetlerin içinde. Yani tabii ben 7-8 yaşındaki çocukluğumu iyi hatırlıyorum. Evet. Hep o muhabbetlerin içerisindeydim. 16 yaşımda da yine bizim köyümüze Kısas'a Hacı Bektaş ve evlatlarından Emrullah Ulusoy geldiği zaman, hı hı, bir muhabbet esnasında babamın curasını bana verdiler. Bir de senden dinleyelim dediler. Bir deyiş çaldım, okudum. Evet. Dertli Mahlası'nı 1978 yılının Şubat ayıydı. O zatı vermişti Emrullah Ulusoy. Ve yine aynı yıl Mayıs ayında yine bizim evimizi ziyaret eden Divani Mahlası'nda Bektaş Ulusoy prim verdi. Şimdi Bektaş Ulusoy'a baktığımızda direkt Hacı Bektaş, direkt postnişinlik, bu dört kapı kırk makam ve Emrullah Efendi'ye baktığımızda da yine yol içinde devam eden, yani değil mi? İkisi aynı, de aynı anlayışın insanları. Aynı bahçenin gülü, aynı gelenekten Çelebiler kolu diye toplum tarafından bilinen Hünkar Hacı Bektaş Veli evlatlarıdır. Biz de zaten Hacı Bektaş dergahına gönülden bağlıyız. Evet. İnançsal anlamda Çelebiler süreğine aitiz. Bu geleneğin gereklerine göre kısacası muhabbetler, cemler yapılmakta. İsim de bazen usta aşıklar da mahlas veriyorlar. Bazen evet, de yol uluları, yetkin kişiler de bu aşıklara mahlas veriyorlar. Önemli olan bu isimlere layık olmaktır tabii evet, ki. Tabii benim algıma şöyle çarpıyor. Yani şimdi dertli kısmı, yaptığın albümlerde de söylediğin eserlere de baktığımda dertli kısmı ister toplumda yansıyor. Maruz kaldığın haksızlıklar, maruz kaldığın bizim yaşadığımız bu toplumdaki çelişkileri anlatıyor. Divani kısmı da direkt
Aleviliği anlatıyor. Yani sanki yaptığın yaşamında, sanat yaşamında da bu ikisi var. Bir, toplumsal çelişkileri anlatan taraf, bu maruz kaldığın haksızlıklar, acılar, neyse bu toplumda olup biten, insan oluşumuzdan kaynaklanan her şey, bir tarafta da direkt Alevilik. Ben o kadarını hesap etmem. Tabii bu benim herkesin kendi şey ama. Herkes kendi yorumunu yapabilir tabii ki. Ben sadece kısacası hem taşıdığım isme hem ait olduğum geleneğe, halk ozanlığı ve aşıklığı geleneğine layık olmaya çalıştığımı söyleyebilirim Topal Karınca misali. Dediğim gibi yaşam, ömür çok kısa bir an. İnsanlar nefsine yenik düşmeden inandığı değerlerden zerre kadar taviz vermemeye çalışmalı. Neyse o olmalı ya da evet, en azından olmaya gayret etmeli. Irk, dil, din, renk, mezhep, cinsiyet ayrımı Alevi Bektaşi Kızılbaş inancında olmadığı gibi aşıklık ve ozanlık geleneğinde de böyle bir şey yok. Evet, bir kendimize özgü inanç ve ibadet anlayışımız var ama bizim dışımızda farklı inanç ve ibadet anlayışlarına da kendi inancımıza alacağımız saygı bakmak, kadar saygı duymamız, hoşgörü evet, olmamız, kimse kimseyi ötekileştirmemeli, kimse en kimseyi kendine dememek, benzetmemeli. Mücadelemiz budur, deyişlerimizde dile evet, getirmeye çalıştığımız da bu ama biz de kendimize özgü isek o zaman kendimiz gibi yaşamalıyız. Ne isek hiç değilse o olmalıyız. Anlatmak istediğimiz de özünde evet, bu aslında. Hani evet, bizim tabii, bu kendi hem kendimizi hem de bütün toplumu anlatmak istediğimiz de bu. Nasıl kendin hoş görüyorsan evet, karşındakini de öyle aynen, görebilmeli insan. Evet. Bunu da öğretmek için çaba tabii, gösteriyoruz aslında bu deyişlerle, hı-hı, bu sözlerle. Deyişler zaten her şeyi yeteri kadar ortaya anlatıyor, koyuyor, açıklıyor. Biz sadece yani, aracı oluyoruz. Evet. İçinden gelen, yaşamı özetleyen ölümsüz kültürel değerlerimizdir. Evet. Deyişler, hatta ağıtlar, maniler, bunlar bir yaşanmışlığın özetidir. Bunları doğru yorumlayıp ve gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarmak biraz da bizim yaşamımızın bir parçası olmasını hep birlikte sağlamamız gerekiyor. Evet. Kısacası. Peki, ben de söyleyeyim, devam tabii, edelim o halde. Bir dinleyelim senden. Bir yaba da bu diyor. Secdeye indi hep başlar. La ilahe illallah.
şehit oldu bu gece. La ilahe illallah, hak la ilahe illallah, illallah şah illallah. Sen alimsin güzel şah, şahım eyvallah eyvallah. Çağırdı Cebrail Hak Muhammed Mustafa'ya Hak seni miraca oku Davete Kadir Hüda'ya Evvel emanet budur ki Piri rehberi tutası Kadim erkana yatası Tarik ile Mustakime Vardı kırklar makamına Oturuban oldu sakin Cümlesi de secde kıldı O hazreti emrullaha Muhammed sürdü yüzünü Hakka teslim etti özünü Cebrail verdi üzümü Hasan Hüseyin ol şaha Cümleden ulu yolumuz Eldedir küllü varımız Birimize neşter vursa Hep birden akar kanımız Selman Şeydullah'tan geldi Büleyip içeri girdi Bir üzüm tanesin koydu Selman'ın keşkullahına Kuduretten bir el geldi Ezdi bir engür eyledi Hatemi parmakta gördü Uğradı bir müşkül hale O şerbetten biri içti Cümlesi de oldu hayra Mümin Müslim üryan büryan Hepsi girdiler semaha Hepsi girdiler semaha Muhammed'im coşa geldi Tacı başından düştü Kemeri kırk pare oldu Hepsi sardı kırklara Hepsi sardı kırklara Muhammed evine gitti Ali Hakk'ı tavaf etti Hatemi önüne koydu Dedi Seddarsın ya Ali Dedi Seddarsın ya Ali Şaha kayın vakıf oldum Ben bu sırrın ötesine Hakk'ı inandıramadım Özü çürük erbaha Özü çürük erbaha Eyvallah. Sağ olun. Evet, dönelim Nilüfer Sarıtaş'a. Nilüfer Sarıtaş'la ilgili şöyle bir ekşi sözlükte baktım. Ne demişler, ne yapmışlar diye. Şimdi ekşi sözlükte şöyle bir dert yanmışlar. Paranın çok kıymetli olduğu zamanlarda bütün paralarımı kontüre harcadım diye. Ne güzel söylemişler. O günleri biz de çok iyi hatırlıyoruz gerçekten. Evet. Öyle bir tevhid okudu ki o gün bütün paralarımı kontüre yatırdım diyor sevgili izleyicimiz. Evet, sırada ne var, ne dinleyeceğiz? Ne dinleyelim? Sırada yine yeni albümden devam edelim o halde. Peki. Biz albümü tanıtalım böyle bugün. Bu arada albümde biz Erdem, benim arkadaşım, aynı zamanda bana eşlik ediyor. 3 eseri Erdem yaptı. 5 eserimizi Erdal Hocam yaptı, Erdal Erzincan. Hı hı. Kalan eserlerimizi de Erkan Akalın arkadaşımla birlikte yaptık. Yani bu albüm böyle bir çok yönetmenli bir albüm oldu. Evet. Şu yüzden... son zamanlarda bakıyorum. Evet, Erdal Erzincan da hoca bu konuda çok destek oluyor. Birçok insana bu yönüyle destek oluyor. Albümlerde çok, bir anlayış katıyor. Ve bu bence çok da önemli. Hocamın bahsettiği bu misyon anlamında bir geleceğe bir gelenek, bir tarz örneği verilmiş oluyor. Bu son derece önemli. Çok önemli çünkü biz sonuçta
Bu işi öğreniyoruz. Yani henüz yeni yeni işin içinden çıkmaya başlıyoruz diyebiliriz. O yüzden de Erdal Hoca, Divani Baba her zaman bize öncülük ediyorlar, sağ olsunlar. Evet, yol ehli olarak. Evet, yol ehli olarak ve biz de öğreniyoruz. Yeni, henüz öyle diyebiliriz. Hadi Erdal. Sağlık oldukça güzel. Tam yol eserleri olmuş. Evet, güzel. Olması gereken insanı tarif eden, Alevilik felsefesinde de işte sana bir tokat vuranın öbür yüzünü çevir. Bu belki değişik manada söyleniyor ama burada da kötülük edene sen iyilik eyle. Yaptığın evet. iyilikle utandırma bir şekilde. Peki bunları seçerken söylediğin eserlere neye dikkat ediyorsun? Kendin mi seçiyorsun? Öneriler var mı? Nasıl oluştu bunlar? Daha çok kendim seçiyorum aslında ama yine de önemsediğim yani sözlerini özellikle önemsediğim eserleri seçmeye gayret ediyorum. Hı hı. Tavsiyeler oluyor tabii ki hem hı hı. dinleyicilerimizden hem de ustalardan. Hı hı. Onları da dikkate alarak hep birlikte hı hı. kotarmaya çalışıyoruz. Evet, albümlerde Alevilik ve bu yol erken anladığım kadarıyla sende de ana tema. Mutlaka çünkü hem çıkış noktam öyle hı hı. artık üzerimde bir misyon var diye düşünüyorum ben de hı hı. ama aslında zor da bir şey gerçekten zor taşınması zor olan ciddi bir şey. Sorun evet, ateşten çok, gömlek çok ciddi, demirden leblebi gerçekten ateşten bir gömlek dediğiniz gibi bazen zorlandığım noktalar oluyor çünkü hı. bir kere eski Türkçe ile yazılmış birçok eser hı hı. ve onları anlamak yorumlarken hata yapmamaya çalışmak, sözlerini doğru okumaya çalışmak. Hı hı. Şu an okurken bile bir taraftan ben kafamda matematik yapıyorum. Acaba burayı doğru söyledim mi, burayı söylemedim mi diye hı hı. bir matematik içerisindeyim.
Diğer türküleri söylerken bunu yaşamıyorsunuz. Evet. Yani daha kolay geliyor ama bunları okurken daha zorlanıyorsunuz açıkçası. Dolayısıyla sorumluluğu daha ağır diğerlerine göre. Peki. Taşımak daha zor diğerlerine göre öyle diyebiliriz. Evet. Buna özen göstermen, bu konuda bir kaygı yaşaman da güzel bir şey aslında. Yani hemen hemen daha yeni öğreniyoruz diyebiliriz hepsini. Evet. Peki sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Gidi yar yara karşı, niyaz eylediler settara karşı. Kırkların cümlesi didara karşı, baktılar kaldılar hayran hu deyü. Ve Dertli Divani'nin Hakisar albümünden Aşkın Pazarını dinliyoruz. Eyvallah, yüreğine sağlık. Evimize mihman oldunuz. Başta Divani Baba'ya, Nilüfer Hanım'a, program hazırlayan Barış TV'ye teşekkürler. Ankara'dan mihman Ahmet Türkmen. Merhaba, ben Şarkışta Kaymak Köyü'nden Mesut Topçuoğlu. Divani Baba'ya ve Nilüfer Hanım'a tüm canlara selam olsun. Ali Rıza Kirve, seni ve Dertli Divani hocamızı Eskişehir'de keyifle izliyoruz. Başarılarınızın devamı Deniz Turan. İyi akşamlar. Ben İzmir'den Ali Güven. Programınızın başarılı olmasını diliyorum. Sana benzeyen o eller olmaz olsun türküsünü rica ediyorum. Selamlar demiş. Programınızı ilgiyle izliyoruz. Ali Rıza Bey, konuklarınız Nilüfer Hanım'a, Divani Baba'ya, Feyzullah kardeşime selamlar. İyi yayınlar. Hasan Songül Üçler. İyi akşamlar Nilüfer Sarıtaş'a, Dertli Divani'ye ve Feyzullah Ürer'e. Sevgilerle Ali Coşkun Ürer, Şanlıurfa. Burhaniye Ören'den Özlem ve Gülabi Esin, Nilüfer Hanım'a ve Dertli Divani'ye sevgiler, saygılar.
sevgili dedemize sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Yolumuzun ışığıdır Hikmet ve Seheryeli. İyi akşamlar sevgili hemşerim Nilüfer Sarıtaş'tan. Güzel bir deyiş istiyorum. Yaşar Duman, Tokat Niksar, Ekibelen Köyü'nden. Ali Rıza Bey programınız hayırlı olsun. Konuklarınıza hoş geldiniz diyorum. Mahmut Doğan, ben Tokat Zile Uçkaya Köyü'nden. Salih Atu, sizlere başarılar dilerim demiş. Merhaba, ben Alaaddin Türkoğlu, Divani Baba'ya, Nilüfer Hanım'a hoş geldiniz demiş. Felsefi düşüncesiyle ve duruşuyla yeni kuşaklara ışık veren, kapı aralayan Divani Baba'ya hürmetlerimi sunuyorum. Türkülere güzel yorumuyla renk katan Nilüfer Sarıtaş'a iyi akşamlar diliyorum. Nesrin Ulusu, eşim söylemiş. Ha, teşekkür ederiz, selamlar. Ben Malatya'dan Umut, öncelikle hepinize ayrı ayrı sevgiler, saygılar, selamlar. Aşık Divani Baba'nın ellerinden öperim. Eğer mümkünse Divani Baba'dan Yazıklar Olsun türküsünü tüm Barış TV izleyenlerine gelsin demiş. Televizyon Biz Aydın'dan Ayşe Hasan, Serin Dertli Divani ve Nilüfer'i konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim demiş. Daha birçok mesajımız var. Evet, Divani Baba, şimdi Alevilik sadece ritüel yapmayı tarif etmiyor. Sadece ritüelleri yerine getirmek değil. Aynı zamanda insan-ı kamil olma yolunda yola girmekle birlikte, biraz önce başladı, dedi ki bu yol üzerimize, Nilüfer dedi, çok büyük sorumluluk yüklüyor, kaygı yüklüyor. Çünkü ona layık olmak gerekiyor, çok dikkatli olmak gerekiyor. Burada da şöyle bir şey var Aleviliğin gelişinde de. Sadece ibadet yapmak, ibadet yerine getirmek değil, orada bitmiyor. Dümdüz o yolda ilerlemeyi, yolun gereklerini yerine getirmeyi, ama insanın gelişimini tarif ediyor. İnsanın kendisini geliştirmesi, önce kendi farkına varması, sonra dış dünyanın farkına varması ve insanı kamil olmaya doğru gitmesi, kendisini geliştirmeyi mecbur koşuyor. Yani temel fark şu, sadece ibadet etmek değil. Sen insan-ı kamil olmak yolunda dört kapıdan girip dördüncü kapıya ulaşmakla sorumlusun. Ateşten gömlek dediğimiz bu olsa gerek. Nacizane her zaman her yerde söylüyorum. Dört kapı 40 makam aşamasından geçen insan-ı kamil mertebesine erer. Hak ile hak olur. Hallacı Mansur'un dilinde bu enel haktır. Fena fillah makamıdır. Bir yağmur damlası okyanusa düşüp onunla nasıl bütünleşiyorsa, dört kapı 40 makam aşamasından geçen de o aynı yağmur damlasının okyanusla bütünleşmesi gibi hak ile hak olma, varlık içerisinde eriyip yok olma dediğimiz o. Biraz albümün ismi de kendiliğinden ortaya çıktı. Hakisar çok fazla kullandığımız bir kelime değil. Toprak olmak, özünü turab etmek. Deyişlerimizde geçiyor. Şarkışla'nın İyidecik köyünde yaşamış. Aynı zamanda Hacı Bektaş Veli dergahına bağlı ve o zamanın postnişini Hamdullah Çelebi'nin aşığı olan Aşık Veli, Yüzüm Süre Süre adlı deyişinde Hakisar olmuşan pirin yoluna, sultan olan bakar kulun halına diye bir dörtlükte Hakisar geçiyor. Hı-hı. Ve oradan Hakisar'ı yakaladım ve albümün ismini koydum. Hakisar'ın kelime anlamı toza toprağa karışmış, toz toprak, hı-hı, içinde kalmış. Ama batıni anlamı bununla bitmiyor. İnsanoğlu diğer canlılar gibi dört ana unsur diye ifade edilen dört ana element, ateş, hava, su ve topraktan toprak vücut bulmuştur. Bunu insanlar üzerine uyarladığımızda dört kapı, aynı zamanda şeriat, tarikat, marifet, hakikat, dört ana sır dediğimiz dört ana element, ateş, hava, su, toprak, yine abidler, talipler, arifler ve kamiller diye sınıflandırdığımız zaman, işte ilk kapıyı, şeriatı havaya benzetmiş arifler. Soluduğumuz hava olmasa yaşayamayız. Yeryüzünde 200'ün üzerinde ülke var. Bu ülkenin anayasal hukuk sistemi, o ülke sınırları içerisinde yaşayan dinli dinsiz bütün insanların dostça kardeşçe bir arada yaşamasını temin etmek için o anayasal hukuk sistemi, hı-hı, geliştirilmiş. Yani soluduğumuz hava kadar gereklidir, hı-hı,
hukuk sistemi. İşte bu şeriattır ve bu şeriat ehli abidlerdir. Yani abidin kelime anlamı kuldur. Olgunlaşmamış, gelişmemiş, kültürsüz, yoz insanlar topluluğudur. Hukuk sistemi olmazsa, olduğu halde bu kadar haksızlıklar var, bir de olmazsa güc yeten yetene, işte yasaların işlemediği yerlerde insanlar birbirini kırıp geçiriyor. İşte bugün Orta Asya'da yaşanan, işte bizim coğrafyamızda yaşanan bu olaylar, evet, yaşadığımız birçok şey. Uluslararası hukuksuzluklar işte ilk aşamanın abidleri temsil ettiğini, ikinci aşamada ateş diye tabir ettiğimiz dört ana unsurdan, o da tarikattır. Ateşten gömlek değişimiz orada başlıyor. O ayrı başlıyor. Bir şey. Tarikat ateştir. Yani pişireceğiniz bir lokmayı tencereye koyarsınız. Bütün katkı maddelerini, o daha sonra suyunu, yağını, tuzunu bütün orantılı bir şekilde ve ocak yanmaya devam ettikçe o lokma yavaş yavaş kaynamaya başlar ve kısık ateşte onu lezzetli bir yemek olarak pişirir, sofraya koyar, yersiniz. Tamamdır. İşte tarikat ateştir. Tarikat ehli olan da taliptir. Yani bilgiye talip olan, öğrenmeye aday olan, kendini olgunlaştırmaya, geliştirmeye, pişmeye nefsini aday olanlardır. Evet, taliplerdir bunlar. Hı-hı. Yola ikrar vermekle bu yolculuk başlar. Öz benliğini kötülüklerden arındırmayla, muhabbetlerle, yani su bedenimizi kirden terden kokudan arındırıyor. Muhabbet de gönlümüzü, ruhumuzu arındırıyor işte talipler. O ateşi simgeleyen tarikatta yolun yolcusu olarak olgunlaşmaya, pişmeye aday olanlardır, öğrenmeye aday olanlardır. Üçüncü aşamada marifet suyu simgeliyor. İşte marifet ehli olanlar da ariflerdir. Arif hem bilen hem bizi bize bildirendir. Su hem arıdır hem arıtıcı. Evet. Bununla da yetmiyor. Marifet hem evrensel hem tanrısal sırrı sezgileme, bilme ve o maddeden, manadan haberdar olma aşaması. Son aşamada ise hakikat, o da toprağı simgeler. Aynı zamanda kamilleri simgeler. Bir gerçeğe buğday tanesini toprağa atın, size onlarca karşılığını verir. Zaman gelir, tenim düşer toprağa, karışır toprağa, toz olur gider dediği Aşık Veysel'in. Etten kemikten var olmuşuz ama mayamız toprak deriz ya hep. Hı hı. Sonuçta bu tabiata aitiz biz de zahiri anlamda, ama manada can diye adlandırdığımız ruh Hak'tan geldi ve Hakk'a dönecek. Can beden terk edince öldü demiyoruz. Hakk'a yürüdü ya da dünyadan don göçtü. Don değiştirdi diyoruz. Nereye göçtü? Geldiği yere gitti. Yani Hak'tan geldi, Hakk'a gidiyor. O don değişti diyoruz. İşte Hakisar, özünü turap etmek. Özünüzü turap etmeden kemale eremezsiniz. Sözünü hep duyarız muhabbetlerde. Toprak gibi olmak. Alçak, her nebat olmak topraktan bitiyor. Güneş nasıl doğunca en karanlık noktalara dahi ziyasını salıyorsa, kamiller de engindir, alçak gönüldür, toprak gibi üretici, hı hı, hı, ve her nesneyi kendine dönüştüren, kendi potasında eritmesini bilen ve aynı zamanda sizin bir verdiğinize binlerce veren, karnın yardım kazma ile beliyle yine en sonda diyor ya, beni, evet, karşıladı gül ile benim sadık yerim karşılık kara toprakta diyor. Bu zahiri anlamda bir çiftçinin toprağı eşelemesini ve topraktan aldığı ürünleri söylüyorsa da, kamil insanlar ezaya, cefaya sabır ve tahammül gösteren, olgunlukla karşılık veren, karşısındaki insanı yapacağı iyiliklerle utandıran ve onu, hı hı, iyiye doğruya davranışlarıyla sevk eden, onu, evet, etkisiz hale getiren, yani davranışlarıyla onun dilini bağlayan, kolunu bağlayan, etkisiz hale getiren, onu toplumla uyumlu hale getiren kamiller diyoruz biz ona. İşte Hakisar burada tam da kendini gösterir. Toza toprağa karışmış, nefsini terbiye etmiş, özünü turap etmiş, Hak ile Hak olmuş. Evet. Kamilleri simgeliyor. Sırrı hakikate ulaşmakta da biraz artık Tanrı'nın sırrına ermek, Hak'la bir olmak yok mudur? Biraz sırrı hakikate ulaşmak çünkü. Şimdi dördüncü kapının oralardan şimdi dem vuramayız da, aşıkların, sadıkların deyişlerinde bunlar yeteri kadar izah ediliyor zaten. O deyişleri anladığımız oranda onun da
ne olduğunu en azından şifrelerle çözebiliyoruz. Bir sözün bir yüzü, hı hı, 360 arkası vardır arifler. Hı hı. Yani çüntükens kelime anlamıyla gizli hazine. Ama tasavvufta, batinlikte hakkın bütün sırlarını içeren o çüntükens dediğimiz hakkın ta kendisi. Gözle görülmeyen, elle tutulmayan ama var olan bir hazine, insan kudretullah hazinesidir. O çüntüken sırrı dediğimiz hakkın bütün sırlarına agah olabilirsiniz, vakıf olabilirsiniz. Nasıl? İşte bu dört kapı kırk makam aşamasından geçince, yağmur damlası olup okyanusa düşünce o yağmur damlası nasıl ondan ayıramazsınız? O sonsuzluğu idrak eden akla, bilince, aşka ve gönüle sahip olanlar bakmadan gören, demeden duyanlardır. Şimdi biz telefonlarımızla 17 bin kilometre uzakta olan bir kişiyle anında görüntülü görüşüyoruz değil mi? Erenler, arifler, aşık-ı sadıklar bakmadan görme, demeden duyma özelliğine sahiptir bana sorarsanız. Biz nasıl binlerce kilometre uzakta olan bir kişiyle anında iletişim kuruyorsak teknolojinin sayesinde, onlar da 10 bin yıl önce yaşamış olması ya da 20 bin yıl sonra bu dünyaya gelecek olması fark etmiyor. Onlar sonsuzluğu idrak eden, akla, bilince, aşka, gönüle sahipse, onlar bakmadan görüyor, demeden duyuyorlar ve neyin ne olduğunu bize işte bu deyişlerle, hak kelamı dediğimiz, aşığın sözü, Kur'an özü dediğimiz o ulu ozanların deyişlerini biz öyle görüyoruz. Referansımız da o. Dört kitaba da saygılıyız ama o bir tarafa, ama asıl referans almamız gereken, can gözü gören, can kulağı duyan, aşık sadıkların, insanı kamillerin kelamıdır. Bu da bize yeteri kadar anladığımız dilden bugüne kadar taşınmış, gelmiş. Buna dört elle sarırsak yolumuzu da kaybetmeyiz, özümüzü de kaybetmeyiz ve karınca kararınca bu yolun yolcusu olmaya çalışmış oluruz diye düşünüyorum. Evet, dönüyoruz. Bu yola yine sahip çıkan, bu yolda filozofça eserleri derlemiş Nilüfer Sarıtaş'a. Bakalım başka albümde neler var. Şimdi böyle biz albümü deştikçe ben böyle sanki Baki'nin oradaki halini görür gibiyim. Ya daha albüm çıkmadan şunu da söyledi, bunu da söyledi, yapma şunu da söyleme der gibi hissediyorum. İnşallah öyle değildir. Biz yine de söyleyelim. Ne söyleyeceğiz? Ne söyleyelim? O zaman bir uzun hava daha okuyalım albümden. Şekip Şahadoğru'nun Çorumlu ozanımız. Güzel, onun çok güzel eserleri vardır. Malum Şekip olsun usta. Sana bak ne haldeyim. Güzel. Onu dinleyelim o zaman. Gece gündüz durmaz durmaz ahu
uzardayım hoş. Sazımda sızlayan da sarı tel gibi dost. Ekibine de gayrı gayrı müşkülde kaldım oy. Fiskeden bulanan da ufak göl gibi dost. Yetiş ekibine de gayrı gayrı müşkülde kaldım hoş. Fiskeden bulanan da ufak göl gibi dost. Yüreğine sağlık. Öyle anlıyoruz ki bu albümde çok dertli türküler var. Öyle. Biraz. Epey bir kedere rehberlik edeceksin. Sert var güzel. Evet. Güzel, gerçekten güzel. Teşekkür ederim. Selam Adıyaman'dan ben Hasarı Geçer programınızın devamını diler, konuklarınıza iyi akşamlar dilerim demiş. Sevgili dostum Ali Rıza, ben Çetinkaya Lisesi'nden, arkadaşın Ali Sağlık. Merhaba Ali Sağlık. Çetinkaya Lisesi'ne müdürlük yapıyordu. Hala orada mı bilmiyorum. Selamlar yolluyorum. Ben Dersimli Bülent, lütfen Hasret Gültekin'den bir türkü demiş. Ben Sivas Şarkışla Kaymak Köyü'nden Mesut Topçuoğlu, Divani Baba'ya, Nilüfer Hanım'a, tüm canlara teşekkür ediyor. İnsanlık yolunda her daim bize rehber olan Divani Babamıza Antalya'dan aşkı niyaz eder. Ersin Yalçın, Halil Filiz Kılınç, Arap, Hatice Gülsen. Ben Cuma Karaca, Dertli Divani'nin çocukluk arkadaşıyım. Dertli Türkü demiş. Diyarbakır Seyit Hasan Köyü'nden Elif Can Bektaş Karaçer. Sıradaki eser Urfa Kısas'taki Cemal Aykut ve ailesine gelsin demiş. Ali Rıza, bugün seni keyifle izliyorum. Hayırlı programlar demiş İsmail Acar. İyi akşamlar, hoş sefa geldiniz evlerimize. Bugün çok kıymetli konuklarım var. Keyifle izliyoruz. Muhabbetiniz bol olsun demiş Elif Ulusu. Teşekkür ediyoruz. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Adıyaman'dan Habib Kartal, Divani Baba'dan Veli'yi gördüm deyişini istemiş. Programdaki herkese saygılarımı sunuyorum. Ali Rıza Töriyen. İyi yayınlar. Ben Nurhak Şerif Halil'in oğlu Hüseyin Doğan ve eşi Hüsne Doğan, Dertli Divani Baba'ya selam ve saygılar gönderiyorum. Burada Nurhak'a çok gidip geliyorsun. Nurhak senin için çok önemli, onu biliyorum. O cemlerin, o edep, erkan, görgünün doğal haliyle devam ettiği bir bölge oluşumdan mı kaynaklanıyor? 25 yıldır orasıyla tam anlamıyla iç içe, hı-hı, hatta birçok yörelerde Nurhak'lı olarak beni bilirler, öyle tanırlar. Ben de gurur duyarım Nurhak'ın. 770'e bütün yurt içinde, yurt dışında yaşayan herkese gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hafta, geçtiğimiz hafta sonu da Belçika'da, Anvers'te Nurhakların çoğunlukta olduğu bir dernekte, etkinlikteydim. Orası apayrı bir yer. İnancın orijinal halinin yaşandığı yerlerden
birisi diyebilirim Nur Hakkı. Evet. Peki o halde bir eser gönderelim oraya. Evet. O zaman... Bugün erenlere kurban diyelim. Cem'den açılmış gibi. Olur mu? Şimdi o çok uzun, birbirine bağlantılı üç eser. Nesimi'den değil mi? Evet, Nesimi, Sadık evet. ve Aşık Veli'nin deyişleri bir üçleme o. Çok uzun ama şu an yine albümden arzu ederseniz Feyzullah'la beraber hep beraber şey yapalım. İcra edelim. Lale Gevher adlı eserimizi okuyalım. Biz keyifle dinleriz. Olur değil mi? Olur. Eyvallah. Hakkı hakkı yakın görür gözleri
Eyvallah. Böyle akortlarımızda da benzerlik varken şöyle bir deyişle devam edelim mi beraber arkadaşlar? Bu benim 19 yaşlarında yazdığım bir deyişti bu. Evet. Biraz güncelleyerek böyle bir müzikle okuduk. Evet, Feyzullah'ın da tellerine dillerine sağlık. Albümde var olan bir eser ama burada canlı okumuş olduk. Evet. Evet arkadaşlar. Bektaş Veli'den Mustafa Murtaza İmran ol da gel Mustafa Murtaza İmran ol da gel Muhammed Bakır'dan gel tut Katar'ı Cafer-i Sadık'a eyle ikrarı Musa-i Kazım'da gel bul esrarı İmam-ı Rıza'ya canan ol da gel İmam-ı Rıza'ya canan ol da gel Takinaki haktır Alem Selveri Hasanül Askeri Dini Minberi Muhammed Mehdi'dir Mümin Rehberi Kula kuldan işle Canan ol da gel Kula kuldan işle Devran ol da gel Üçlerde deneyi Saki görürsün Kırklarda vadeyi Baki görürsün Vücudum şehrinde Hakkı görürsün Seyrani bu şehre Seyran ol da gel Seyrani bu şehre Seyran ol da gel Aradan sonra birlikteyiz. Kimlerden türküler okudun? Acaba onlardan bir tanesini burada yine söyleyebilir miyiz? Söyleyelim şimdi. Bakalım. Peki. yani Sivas yöresine ait bir uzun hava. Biz onu... Daha doğrusu ben böyle dolaşırken internet ortamında orada kırık hava halini duydum. Ve onu öyle seslendirmek istedim. Benim yani memleketimin türküsünü söylüyorsun şimdi. Evet, hepimizin bildiği sözler aslında. Hı hı.
ben de yatmazdım. Hastanenin kapıları yoğur doldu. Anam hastaneye ben de yatmazdım. Hastanenin köşeleri yoğur doldu. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Evet, yine derde kedere boğmuşsun. Yok, boğmadığım türküler de var. Ayrılık ölümden beter ya. O yüzden ölüm ver, ayrılık verme diyor. Evet, tabii. Biz öyleyiz ama acılı bir toplumuz. Yani bir evet. Yıl gerisinden başladığımızda oradan başlamış katliamlar. Baba İshaklarla başlamış, ta bugünlere kadar gelmiş. Yani 11. yüzyıl mıydı Divan Baba? Öyle de diyebiliriz. 13. yüzyıldan itibaren bugüne kadar binlerce katliam evet. Her yüzyılda. Evet. Bazen aralar verilmiş ama her daim devam etmiş. Bunca katliamın olduğu bir coğrafyada da acıdan, kederden beslenmek çok normal gibi geliyor bana. Bir de şöyle bir bilgi var. Denir ki bir gen haritası 200 yılda değişiyormuş ancak. Biz de herhalde genlerimizde var bu. Yani bu türküleri söylerken acıdan, kederden besleniyoruz ve o yaşayarak söylüyoruz her seferinde. Galiba bu da öyle bir şekilde karşıya geçiyor. Öyle evet, çok doğru isabetli söylüyorsun. Çünkü nasıl bazı genetik kodlarla bizim işte fiziki yapımız, özelliklerimiz, hastalıklar genetik yapıyla geçiyorsa bu ruhsal dünya, bu yaşanılan duygular da bir şekilde bilinç dışı arketipler şeklinde devam ediyor. Bu kodlarla evet. Günümüze geliyor. Yani biz o 300 yıl, 500 yıl önce yaşanılan o acıların bilinç altımızda o toplumsal arketipler dediğimiz şeylerini yaşıyoruz aslına bakarsan. Evet. O genetik aktarım ruhsal dünyamızda da devam ediyor. Ki tasavvuftaki bizim yolumuz da aslında bunu bize söylüyor. Peki Divani Baba şimdi... Nilüfer'in bahsettiği tarihte olup biten olaylar günümüzde tekrar ediyor. Tarih tekerrürdür derler. Gerçekten de öyle oluyor. Şimdi birçok olay olup bitmekte ve bu olup biten olaylara baktığımızda din eksenli yaşam ön plana çıkıyor coğrafyamızda. Din eksenli yaşam ne zaman ön plana çıkmışsa Alevilerin başı hep derde girmiş. Aleviler hep katliamlara uğramış. Şimdi bu olup bitenler Alevilikle ilgili neler öngörüyoruz? Yani bu konuda ne kadar
farkındayız. Olup bitecek olanların, yani sanki hedef olmaya çok müsaitiz gibi bir duygu hissediyorum ben. Ne diyorsun? Nasıl görüyorsun? Tarih tekerrürden ibaretti dedin de hemen babamın not defterlerinde okumuştum. Tarih tekerrürden ibarettir diyorlar. İbret alınsaydı tarih tekerrür eder mi dedi de kendisi eklemiş. Bir filozofun sözü ama ona güzel bir şeyi eklemiş. Bir de dünyanın bir tarafından bir tarafına saniyenin 1/7 kadar kısa olan bir zamanda haber yollanırken bir santimden daha ince insanoğlunun kafatasından içeriye basit bir fikri sokmak yıllara bağlıdır. Evet. Diyor. Bunları okumuştum. Şimdi aslında aşıkların, sadıkların, filozofların, bilgelerin söyledikleri binlerce, on binlerce makalelerin, kitapların özü aslında. Katliamlar, kıyımlar insanlığın varoluşundan bugüne kadar var tabii ki. Ama hepsine, tarihe baktığınız zaman hep dinler üzerinden, mezhepler üzerinden bu kavgalar yapılmış ve bugün de böyle bir kargaşanın içerisine bizi sürüklemeye çalışan güçler var. İşte Büyük Ortadoğu Projesi ve rol alan insanlar ve rollerin gereğini yapmaya çalışıyorlar. Herkesin gözü önünde cereyan eden olaylar, kendisinden farklı düşünene, farklı inanına tahammül gücü olmayan, asıp kesen, yakan, yıkan bir anlayışların kol gezdiği ortamda yaşıyoruz. Aslında yüzyıllar boyu Hallacı Mansur'un da, Seyit Nesimi'nin de, diğer ulu ozanların, Hacı Bektaş Veli'nin de bin yıllar öncesine gittiğiniz zaman Konfüçyüs'ün de, Sokrates'in de söyledikleri ve ortak noktada buluştukları bir gerçek var. Yer küre kişi başına yetecek kadar geniş, yani kişi başına kilometrelerce düşecek kadar geniş bir alan. İnsanlar neyini paylaşamıyorlar? Niçin bu kavga, gürültü? Tanrı, Rab, yani Allah, hey İngilizler, Fransızlar, Almanlar, şuraları şuraları size verdim diye böyle bir şey var mı? Yok. Ya da Yaradan 4 tane kitap gönderiyorum, 4 tane din oluşturun. Niye? Ve sonra birbirinizi yiyin hepiniz. Evet, böyle bir şey mi demiş? Yok, dememiş. Bunları... Müminler güzel ahlak oluşturmak için çıkmış ortaya. Evet. İnsana yol gösterici olarak. Evet, insanlara yol göstermek, düstur edinmeleri için bir önder olmak için çıkmış ama... Demek ama bunlar ki birbirini katletmenin de sebebi haline getirilmiş. Evet, bir şey. Dinler üzerinden bunun yapılması Mahsuni çok ilginç. Şerif'in parsel parsel eylemişler dünyayı dediği gibi, dünyayı parselleyen biz insanoğlu kendimiziz. Aslında inançların ve dinlerin sosyal yaşam alanından geri çekilmesi gerekiyor. İsteyen ateşe tapar, isteyen ağaca tapar, isteyen neye inanırsa inansın, ibadeti nasıl yaparsa yapsın. Herkes özgür bırakılmalı, kimse kimseye inancını, ibadetini dayatmamalı. Devlet erki dediğimiz anayasal hukuk sistemini yürüten yönetimler, uluslar sadece ve sadece bir kontrolörlük görevi yapacak. Kimsenin kimseye haksızlık yapmasına ya da işte inancını, ibadetini dayatmasına müsaade etmemeli. Evet. Bu asayişi düzenlemeli. Onun dışında insanlar inancını, ibadetini, düşüncesini özgür bir şekilde ifade etmeli ve gerektiği şekilde de yaşamalı ama kimseyi rahatsız etmeden, incitmeden, kırmadan, dökmeden. Bu böyle bir şey yaşanabilir mi? Fevkalada yaşanabilir. Neden olmasın çok ki? Çok daha iyisi olur. Çok kolay işte. Deyişlerin özünde verilen mesajlar bu. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Değil 72 evet. Millet dahi elin yüzün yumaz değil diyor Yunus Emre. Bu albüme okudum bu eseri ben. Ne kadar güzel yani. Hala geçerliliğini sürdüren bir eser. Gönlümüz şundan yana. Evet, bütün ırklar, diller, milliyetler dostça, kardeşçe bir arada yaşayabilir. Birbirine sevgide, saygıda, hoşgörüde kusur etmediği takdirde. Bir bahçeye girersiniz, rengarenk çiçeklerle, güllerle karşılaşırsınız. Bunların kokuları da farklıdır. Hı hı. İnançları, düşünceleri, ibadet anlayışlarını, milliyetleri nacizane ben öyle görüyorum. Herkesin tercihi farklı olabilir ama kimse
kimsenin tercihine saygısızlık yapmamalı. Aleviliğin tam mesele da tarif budur. Ettiği, meselenin özü budur. Alevi felsefesinin tam da insana sunduğu, evet, insanın din eğitimi, gitmesi gerektiği öğretimi budur. De devletlerin, evet, işi olmamalı. Eğitimdeki, evet, hak ihlallerine hayır mitingi yaptı Aleviler. Evet. Din dersi bugün zorunlu. Öyle değil deseler de insanlar mecbur o dersi almak zorunda kalıyor. Hı-hı. Çünkü toplumsal bir baskı var. Evet. Yani devletin işi değil din eğitimi, öğretimi. Ne demek? Cumhurbaşkanımız çıkıyor diyor ki ya matematik, fizik her yerde zorunlu. Kimsenin buna sesi çıkmıyor, dine niye? Çok da güzel birisi cevap verdi. Ya Hristiyan toplumunda, Yahudi toplumunda, Ermeni, Ezidi toplumunda inanç, tanrı kavramı, ibadet kavramı farklı. Sen de farklı kardeşim. Evet. Sen kendi inancını, ibadetini herkese dayatıyorsun ama matematikteki, fizikteki temel kurallar dünyanın hiçbir yerinde değişmiyor. İngilizlerde de, Fransızlarda da, Almanlarda da, bilmem hangi inanca, hangi topluma mensup olursa olsun herkeste aynı, öyle değil mi? Bütün ırklarda, evet, aynı. Ya artık insanlar bazı gerçekleri görmeli. Bunlar her televizyon kanallarında söylenmiyor, dile getirmiyor. Sırası geldikçe biz söylüyoruz. Hiçbir kimsenin başının derde girmesini istemiyoruz ama bize fırsat verildiği zaman biz her yerde doğru bildiğimiz neyse, inancımız neyse bunu söylemeye devam edeceğiz. Kötü bir şey değil ki biz bu ülkede yaşayan dinli dinsiz herkesin dostça, kardeşçe bir arada barışık bir şekilde yaşamasından yanayız. Kavga, gürültü çıkarma, evet, niyetimiz yok. Dünyada insanların da gezi olaylarını nerelere yamamaya çalıştılar. Oysa, evet, pırıl pırıl tertemiz masumane gençliğin ne kadar güzel bir tepkisiydi o. Hala daha bunun arkasında başka şeyler arıyorlar. Ya her renkten insanlar vardı, gençler vardı. Biz ayakta alkışladık. Kaç kez gittik o alana. Her düşüncenin, her milliyetin, öyle değil mi, mensupları, evet, olan insanlar vardı orada. Ne kadar güzel, evet, bir mozaikti. Evet. Ve o haklı tepkiyi bile toplumsal dur demek, ne toplumsal muhalefet ne de iktidar doğru okuyamadılar. Evet, evet. Peki yine dönelim bu albümden yine bir eser. Sonradan biraz daha sonra Mektebi İrfan modeline biraz değinelim. Modeli değil de muhabbeti diyelim ona. Evet. Ama evet, model olabilecek bir muhabbet. Yaygınlaştırılması gereken. Evet. Onun için model dedim. İddialı bir şey. O sizin güzel gönlünüzün ifadesi tabii ama benim onu o şekilde ifade etmem mümkün değil. Biz hani dedim ya, hı-hı, deryadan damla misali. Biz o Mektep İrfan muhabbetlerini geleneğin içerisinden küçücük bir şey sunmaya çalıştık, hı-hı, insanlarımıza. Yolun edebi, erkanı, usulü, kurallar nedir? Bunu, hı-hı, öğrenmek yetmez. Bir de yaşamımızın bir parçası haline getirelim, getirmeye, uygulayalım. Evet, çalışalım, evet, diye bir başlangıç yaptık. Her şey, eyvallah, küçücük bir şeyle başlıyor, eyvallah, zaten. Eyvallah. Evet, Ta Ezel Ezeli'den adlı eserimiz, albümdeki 8. eserimiz. Bunu albümden dostlarımıza paylaşalım. Peki. Aşık olmuşuz didara, ta ezel ezeliden. Bağlanmışız bir ikrara, ta ezel ezeliden. Aşık olmuşuz didara, ta ezel ezeliden. Bağlanmışız bir ikrara, ta ezel ezeliden. Havli ikrar ahdi misak, el ezdeminden beri hak. Havli ikrar ahdi misak,
Hak dedik hak mutlak, ezel ezeliden. Enel hak dedik hak mutlak, ezel ezeliden. İnsan insanın aynası, damla deryanın mayası. Fark eyledik hamı hası, tazel ezeliden. İnsan insanın aynası, damla deryanın mayası. Fark eyledik hamı hası, ta ezel ezeliden. Dertli divani bu ne hal, gönlüm söyler dillerim lal. Dertli divani dillerim al, kimi elif kimisi dal, tazel ezeliden. Kimi elif kimisi dal, tazel ezeliden. Eyvallah. Eyvallah. Tam da bağlaman elindeyken bence mikrofonu da hiç değiştirmeden Dört Kapı isimli bir albüm yapmıştık ve orada Divani Baba'nın hem eserini okuduk hem de kendisini rica ettik, sen de sesini kat dedik. Hiç erinmeden, usanmadan bu isteğimizi hiç geri çevirmedi. Çok çok teşekkür ediyorum. Onu dilersen birlikte tabii, arkadaşlar göndersinler, tabii, bir söyleyelim. Tabii, eyvallah. Erenler cemine hey hey gireyim dersen, hey hey kinile kibiri atta öyle gel. Gerçekler sırrına hey hey ereyim dersen, hey hey ulu bir mürşide yet de öyle gel. Gerçekler sırrına hey hey ereyim dersen, hey hey ulu bir mürşide yet de öyle gel. Bülbülün güledir hey hey feryadını, hey hey zaya verme geçen saatı günü. Okumak istersen hey hey ilm ile dünü, hey hey bir gerçekten destin tut da öyle gel. Okumak istersen hey hey ilm ile dünü, hey hey bir gerçekten destin tut da öyle gel.
olayım divani, hey hey gerçeğe ermek, hey hey has bahçe bağını gülünü dermek. Nene lazım elin, hey hey kusurun görme, hey hey sen kendi aynana bak da öyle gel. Nene lazım elin, hey hey kusurun görme, hey hey sen kendi aynana bak da öyle gel. Eyvallah. Ağzınıza sağlıyorum. Evet. Nasıl oldu Divani Baba? Güzel oldu şimdi. Hoş oldu. Sonuçtan memnun kaldınız mı? Güzel canım, gayet güzel. Herkesin farklı bir yorumu var, farklı bir evet. tınısı var. Yani böylece en başta icra edilmesi bile öyle düşündüğün evet. zaman bile güzeldir. Yani yarattığın bu... sinerjiden böylece bizler etkilenmiş evet, oluyoruz. O, sizin gönlünüzün güzelliği, teşekkür ederim, sağ olun. Evet, dönüyoruz Nilüfer'e. Şimdi ben Nilüfer'e dönüyorum ama orada reklam var. Evet, Murat diyor ki, Murat diyor ki bana dön illa. Murat, peki. Barın. Peki, reklamlardan sonra devam ediyoruz. Bu arada dinleyelim. Murat'ın ailesine sevgiler gönderiyorum. Le Kervansaray'a selamlar gönderiyorum Tokat'a. Bütün hemşerilerim bu çok, arada bana Tokat çok kızıyorlar. Evet, Tokatlıyım ben. Hı-hı. Az selam gönderiyormuşum o yüzden. Yani Tokatlar daha çok beklentisi var anladığım kadarıyla. Peki. Şimdi selam muhabbetine girdiğimiz zaman çıkamıyoruz oranın içinden o yüzden. Ama Murat'ın ailesine sevgiler gönderiyorum yine. Şimdi son albümde Divani Baba'dan ben de bir eser seslendirdim. Evet. Her albümde yer vermeye çalışıyorum. Çok seviyorum çünkü onun yani bütün eserlerini hem zevkle dinliyorum. Hı hı. Okumak da ayrı bir keyif benim için. Kıymetli eserler çünkü. Onlardan birisi Hab-ı Gaflet'ten Uyanıp. Onu seslendireceğim. Benim de çok sevdiğim bir eser. Evet. Zaman zaman okuduğum bir eser. Hepimizin severek peki, dinlediği. Peki, dinleyelim. İhlasla Hakk'a dayanıp aşina oldum dembeden. İhlasla Hakk'a dayanıp aşina oldum dembeden. Erler cem olmuş bir yerde, arada göründü perde. Gel gir düşmeyesin derde, buraya ca geldim madem. Girdim mektebi irfana, mana öğrettiler bana. Vuslat oldum ilmi kana, çün babu vahfette bu dem. Vuslat oldum ilmi kana, çün babu vahfette bu dem. Oldum, oldum açıldı can gözüm, cemale karşıdı yüzüm, zedenden sıyrıldı özüm, şükür nasip oldum Adem, Adem'de hakkı bulmuşam, Bahri Umman'a dalmışam, vah dedi ahed olmuşam. Sanma ki Adem'den yadem,
bahtedi ahed olmuşam. Sanma ki Adem'den yadem, dertli divani yapudum, lehvi mahfuzdan okudum, abahır kaşal dokudum, meğer bu işte üstadem. Abahır kaşal dokudum, meğer bu işte üstadem. Eyvallah, dillerine evet, sağlık. Evet, sevgili sağ dostlar, işte bu eserler, bu deyişler Aleviliğin hazinesi. Ve Aleviliğin içine girdikçe, bu deryaya daldıkça ne kadar hümanist, ne kadar insancıl, ne kadar dünyayı insani bir gözle tarif ettiğine herkes görmüş olacak. Önemli bir sorunumuz var ki gelecek kuşaklarımızın Aleviliği yaşayarak, bunu benimseyerek geliştirmesi, hayatlarına geçirmesi. Bunun önünde işte Divani Baba da biraz önce anlattı. Din dersleri eğitimi var, zorunluluklar var ve toplumsal bazı sorunlar var. Sizden isteğimiz hiçbir çocuğumuzun Alevilikten utanarak, Aleviliğini gizleyerek yaşamaması. Aleviliği öğrendikçe, Aleviliğin ne olduğunu bildikçe gururla, büyük bir şevkle buna sarılacak. Çünkü dünyayı tarif ediyor, çünkü insanlığı tarif ediyor. Ama bunu ifade edemiyorsa, geri duruyorsa, Alevi olduğunu ortaya koyamıyorsa burada ciddi bir eksiklik var. Ailelerin eksikliği var. Çünkü çevremizde bunlara da şahit oluyoruz. Bunu gizleyenleri görüyoruz. Öyle değil mi hocam? Ve biraz önce bahsettiğimiz mektebi irfan işte bunlara cevap verecek. Böyle bir ihtiyacımız yok mu? Biraz oradan bahsedersek. Tabii Avrupa'da olsun, Anadolu'da olsun hatırı sayılır bir örgütlü yapımız var. Alanlara bir anda on binler, yüz binler toplanıp demokratik tepkilerini dile getiriyor evet. Bu toplum. Ama nacizane ben bunları yeterli görmüyorum. Her şey ailede başlar. Örgütlü yapı sadece kendi içindeki kitlelerle bir şeyleri yapmaya çalışıyor ki sorunlar da yok değil. Bunu da kalkıp allayarak pullayarak herkese o şekilde anlatmanın da bir mantığı yok. Öz eleştirimizi de yapmamız lazım. Evet. Henüz daha ciddi anlamda biz bir örgütlü yapıya kavuşamadık. Örgütlü yapımızın oranı Türkiye'de %3 ya da 4 en fazla, Avrupa'da da %5 yani. Çok düşük bir oran. Bunu çoğaltmamız lazım. Dergâhta birlik toplantıları örgütlü yapının gücüne güç katmak için biraz da yapıldı. İnançsal anlamda kültürümüzün, inancımızın, ibadet anlayışımızın özünü insanlarımıza aktarma noktasında Baba Yanda Degen Çelebi Süregi'nin artık gönüllerini birleyerek inançsal anlamda nelerin yapılabileceği noktasında da bir takım altyapıların oluşturulması çabasıydı. Yavaş yavaş bir şeyler olacak, umutluyum. Nacizane ben de kendi çapımda, karınca kararınca, tarihe baktığımızda az önce de söyledim, yüzyıllar boyu gönlümüzde taht kuran, deyişleriyle hala bizi aydınlatan o ulu ozanlarımız, muhabbet erkanı içerisinde piştiler, yoğruldular. Ve söyledikleri her bir kelime onlarca kitabın özeti. O halde bunun anahtarı muhabbet. Elbette ki, elbette ki. Evet. Ve biz bu muhabbetleri başlatalım dedik. Hatta bu öneri Ahmet Koçak arkadaşımdan geldi. Dedi Divani Baba dedi yani UNESCO'da dedi size bir yük yükledi aslında. Aşıklık ve ozanlık geleneğinde aldığınız bu yaşayan insan hazinesi ödülü. Yani biraz her ne kadar 20 yılı aşkın Nurhak'ta, işte Konya Beyşehir'de, Şamlar'da, Norveç'te, Almanya'da, Hollanda'da gittiğin her yerde bunu yapıyorsun. Bir yığın gençler var etrafında, bunların yetişmesini sağlıyorsun ama bir de elle tutulur, gözle görünür bir şey yapmak lazım. Bunu dedi, artık adını sen koy, düşündük dedik o zaman mektep irfan muhabbetlerini yapalım. Mektep okul, irfan da ilim.
Alevi Bektaşi inancına özgü bir deyimdir bu Mektebi evet. İrfan ilim evet. okulu. Ama sadece öğrenmek değil, inancımızın yaşamımıza geçirmek. Bütün kurallarını öğrenip bir o kadar da yaşamımızın bir parçası haline evet. getirmek. Zaten az önce Nilüfer'in okuduğu değişimde de girdim Mektebi İrfan'a diyoruz ya. Evet. Mana öğrettiler bana işte. Mektebi İrfan'da manayı öğreniyoruz. İlmin hazinesine de ancak o okulda ulaşabiliyoruz. Onu öğrenebiliyoruz. Ve bu birlik kapısında, bu birlik kapısı da gönül kapısı işte. Gönülleri birlediğiniz zaman o muhabbet erkanında yapılan muhabbetin içeriğidir bizi pişiren. Evet. Daimi babanın nice kabdan kaba boşaldım doldum karıştım denize deniz ben oldum dediği kabdan kaba dolmak boşalmak o muhabbet ortamında eksikliklerimizi birbirimizden tamamlamak, hı-hı. fikir alışverişinde bulunmak, yani bilgimize bilgi katmak, evet. olgunlaşmak, pişmek, bizi pişiren ocak işte muhabbet ocağıdır. İşte biz bu Mektep İrfan muhabbetlerini ilk Fransa Paris Alevi Kültür Merkezi'nde, Fransa Federasyonu'nun öncülüğünde başlattık ve hı-hı. Mölen Alevi Kültür Merkezi'nde, daha sonra Strasbourg bölgesinde, Mulhouse bölgesinde ve Nancy bölgesinde toplam 5 noktada yapıldı. Hı hı. İstanbul'da Şah Kulübe Gariplere Dergahı'nda yapıldı. Daha sonra Belçika'da Rotterdam ve pardon Belçika'da Brüksel, Hollanda'da da Rotterdam Alevi Kültür Merkezlerinde yapıldı. Ankara'da 2,5 yıl öncesinde başlamıştım. Ve daha sonra Eder Erzincan Müzik Merkezi'ndeki kursiyer ve eğitmenlerin organize ettiği bir Mektebi İrfan muhabbeti. Hı hı. En son o yapıldı ve İstanbul'da bir de Nimriler, Görkü Nimri'de de şimdi neyleyip o evet. ölümsüz eserin sahibi olan Nimri Dede'nin köylüleri, onların torunlarının da içerisinde olduğu. Maraş bölgesi değil mi? Yok yok. Elazığ, Keban. Elazığ ama bölgesi. İstanbul'da yaşıyorlar. Evet. Fındıkzade'de Yunus Emre hı hı. Derneği'nde o muhabbetler yapıldı. Toplam 10 kez her noktada bu muhabbetler yapıldı. Dört kapı, 40 makam, insanı kamil, tanrı kavramı evet. Alevi inancında. Cem nedir? Cemleri kaçına baş altında açıklayabiliriz? Hangi ceme hangi vasıfta olan canlar girebilir? Değiş, nefes, duaz, mersiye, metiye, şatiye, devriye, tevhid, farkları. Miraçlama nedir? Bunları örneklerle bilinçli bir Alevi toplumu yaratmak aslında yorumladık. Bunu hedefliyor. Ve istiyoruz ki bütün kurumlarımız, bütün mekanlarımızda bu muhabbetler başlasın. Bizim her tarafa yetişme şansımız yok. Biz bir adım attık. Evet. Kendi alanında donanımlı olan tarihçilerimiz var, felsefecilerimiz var, edebiyatçılarımız var, evet. ozanlarımız var, aşıklarımız var, dedelerimiz var. Herkes kendi olduğu bölgeyi muhabbet erkanı içerisinde... Evet. bu anlattığım kavramlar üzerinde bildiği kadarıyla kitlelerle paylaşırlarsa en önemlisi de geleceğimiz olan gençliğimizi bu muhabbetlerin evet. içerisinde evet. yetişmesini sağlayabilirsek kurtuluşumuz odur çok diye düşünüyoruz. Çok ciddi bir ihtiyaç evet. ve sıcak bir yani bu gelenekte gelenekle. Var olan bir şey. Evet. Dediğim gibi evet. Yunuslar, Pir Sultanlar hı-hı. o muhabbet ortamlarının ürünü. Biz deryadan bir damla aldık. Hı-hı. Bu damlada hallolmaya hı-hı. çalışıyoruz. Çok güzel bir yöntem. Peki devam edelim bir eserle Divani Baba. Evet, bu defa çok ısrarla istendiği için Feyzullah Hürer arkadaşımla Serçeşme'yi canlı çalıp okuyalım o zaman. Peki. Ondan sonra da akışa göre hareket edeceğiz. Yaşanılası dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı. Ömür denen şu zamanın
çoğu gitti, az kaldı. Yaşanılas dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı. Ömür denen şu zamanın çoğu gitti, az kaldı. Çalışmadan yiyenlerin, derimizi giyenlerin, nice benim diyenlerin ne izine tozu kaldı. Çalışmadan yiyenlerin, derimizi giyenlerin, nice benim diyenlerin ne izine tozu kaldı. Kökçe yırtık taban, kurdu kuşu ettik çoban. Gariban daha gariban, ne çulu ne bez kaldı. Çürü kökçe yırtık taban, kurdu kuşu ettik çoban. Gariban daha gariban, ne çulu ne bez kaldı. Bizden geçinen kallaşlar, döner geri bizi taşlar. Sıvıştı yaren yoldaşlar, ne sözüne özü kaldı. Bizden geçinen kallaşlar, döner geri bizi taşlar. Sıvıştı yaren yoldaşlar, ne sözüne özü kaldı. Cahiller kendini aklar, kamiller özünü yoklar. Kurudu çaylar ırmaklar, serçeşmenin gözü kaldı. Cahiller kendini aklar, kamiller özünü yoklar. Kurudu çaylar ırmaklar, serçeşmenin gözü kaldı. Dertli divaninin varı, canandır canın öz yari. Geçti bu devrin baharı, ne yazı ne güzü kaldı. Dertli divaninin varı, canandır canın öz yari. Geçti bu devrin baharı, ne yazı ne güzü kaldı. Eyvallah Divani Baba. Yüreğine sağlık. Dönüyoruz Nilüfer'e. Nilüfer, peki
Tokat'a gidip geliyor musun? Nasıl tabii, bölgeyle ilişkilerin? Gitmez miyim? Bağını koparmadın değil mi? Akrabalarım var hala. Evet. Evet, koparmam. Bir de şey, özlüyorum. Çokça özlüyorum o yüzden. İnsan kendi toprağı, memleketi başka değil mi? Başka bir şey. Çocukluğun orada geçti değil mi? Tabii, çocukluğum 20 yaşıma kadar oradaydım. Tokat'ta. Üniversite dolayısıyla ayrıldım yani Tokat'tan. Hı-hı. Daha sonra İzmir'e, Ege Üniversitesi'ne, işte konservatuvar yılları. Sonrasında İstanbul. Yani. Müzik öğretmenliği devam ediyor mu? Hayır. Bıraktık mı? Yani kısa bir dönem böyle bir denedim, yapmak Hı-hı. istedim ama biraz zor oldu açıkçası konserlerle Hı-hı. aynı zamanda götürmek. Tabii zaman sorunu. Ama şimdi düşünüyorum yani artık vakti geldi gibi geliyor biraz eğitime. Evet. Peki şimdi ne dinleyeceğiz? Albümden mi dinleyeceğiz? Ne yapacağız? Yok, bu kez albümden dinlemeyelim. Aslında albümde ben benim köyüme ait bir semahı, derlediğim bir semahı seslendirdim. Hı-hı. Hubyar semahı. Ama şimdi onu seslendirmeyeceğim. Tokat semahı istemişlerdi benden. Evet. Onu yerine getirmek için daha Hı-hı. önceden söylediğim Tokat semahını seslendireceğim. Dinleyicilerimizin isteğine dayanamadın değil mi? Yerine getireyim evet, dedim. Şimdi. Peki. Her sabah her seher seher yelleri, her sabah her sabah seher yelleri, seher yelleri ile sen Ali'di, seher yelleri ile sen Ali'di. Muhammed kılavuz canım mahşer yerinde, Muhammed kılavuz canım mahşer yerinde, insanlık bayrağı çeken Ali'dir, insanlık bayrağı çeken Ali'dir. Çiçekli halıyı kim dokudu, bin çiçekli halıyı kim diriltti, bin yıl yatan ölüyü kim diriltti, bin yıl yatan ölüyü. Cennet eladan canım gelen doluyor, cennet eladan canım gelen doluyor. Dolduran Muhammed içen Ali'dir, dolduran Muhammed içen Ali'dir, dolduran Muhammed içen Ali'dir. Yürü güzel yürü yolundan kalma, yolundan kalma, her yüze güleni dost olur sanma, her yüze güleni dost olur sanma. Ölümden korkup da geriye durma, sen geri durma. Yiğidin alnına yazılan gelir, yiğidin alnına yazılan gelir. Canlı ben yayında böyle şeyler olur. Evet. Ama çok garip bir durum. Her zaman seslendirdiğim bir şey Hı-hı. bir anda böyle gidiveriyor. Olabilir, olabilir. Gayet doğal değil mi hocam? Gerçekten öyle oldu şu anda. Bazı hatlar kopabiliyor yani. Kafamda. Evet. Normal. Başka bir canlı şey. Canlı yayındayız. Evet. İzleyicilerimiz hoş görsünler. Hoş olur görsünler. Böyle şeyler yani normaldir. Evet. Evet, Divani Baba ne eser dinleyeceğiz sizden? O zaman biz de Turnalar Semahı'nı evet.
icra edelim. Şimdi tabii canlı yayında olunca ister istemez akortlar gidiyor, ışıklar altındayız. Evet. Şurasını da doğru söylemek lazım. Yorgunluk da oluyor, işin içinde bir sürü şey oluyor. Gayet doğal bunlar. Erenler afyanıdır. Eksiklerimizi hak erenler tamama yazsın, ne diyelim. Öyle değil mi? Turnalar, turnalar, turnalar.
edenlerin. Kurban olsam dillerine, her pir vasfı meydenlerin. Kurban olsam dillerime, cesetimi kavursalar, külüm göğe savursalar, harman gibi savursalar, muhabbetin yerlerine, harman gibi savursalar, muhabbetin yerlerine, vakit kalmadı durma, seyran yar zeyler varma, deryaya giden ırmağa, katre olsam sellerine, deryaya giden ırmağa, katre olsam sellerine. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım albümün bahtı açık olur. Daha çok dinleyiciye ulaşır. Ve daha çok insanımız, daha çok dostumuz bundan yararlanır, feyz alır. Geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Ekranları başında herkese gönül dolusu sevgiler, saygılar. Eyvallah. Sağ olun. Nilüfer, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir hafta sonra çıkacak albümde yine başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Bizler de sabırsızlıkla bekleyeceğiz bu güzel türküleri dinlemek için. İzleyicilerimizin bunu alacağını, edinmek isteyeceğini çok iyi biliyoruz. Çünkü onların yüreklerine hitap eden şeyler okumuşsun. Teşekkür ederim. Başarılar uzun diliyorum. Uzun soluklu olur umarım bu program. Sağ ol. Çok da güzel geçiyor. Hı. Yani muhabbetle geçiyor. İsmine yakışır bir program olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ve Erdem Kotan, Feyzullah Ürer'e bugün bize eşlik ettikleri için çok teşekkür çok teşekkür ediyorum. Aşk ile dostlar. Evet sevgili Barış TV izleyenleri, bir programın daha geldik sonuna. Gelecek hafta Salı günü yine dostlarla birlikte bizler burada olacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.